Herkese merhabalar arkadaşlar. Trabzon takım inceleme videomuza hoş geldiniz. Trabzonspor 4. incelediğimiz takım olacak. Bundan sonra da inşallah devamı gelecek. Arayı açmamaya özen göstereceğim. Şimdi Trabzonspor ligimizde zaten tanındık, bilindik bir kulüp. E, ligde şampiyonluğu olan hatta 5'in üstünde şampiyonluğu olan takımlarımızdan bir tanesi. Yeni bir statları var. 2016 yılında yapılmış 40.735 kullanım kapasitesi var. Şenol Güneş Spor Kompleksi ismi yani oldukça modern bir statları var. Stat durumu da çok iyi görüyorsunuz. Teknik direktör tabii ben gözüküyorum. Kaptan Onur Kıvrak, ikinci kaptan Jose Sosa, kilit oyuncu Burak Yılmaz olarak gözüküyor. Şimdi hemen mali durumumuza bakalım. Neymiş durumlar? 27 milyon euroluk bir durum var. Yani artıda bir bütçe var. 8 milyon 300 bin euroluk transfer bütçesi var. Maaş bütçesi de 28 milyon euroymuş şu an için e, neredeyse hepsi kullanılmış. 100 bin euro bile olmayan bir fark var şurada. Herhalde 100 bin euro falan belki de. E, yani 8 milyon euroluk transfer bütçesini şu an için bir değişiklik yapamıyoruz ama 8 milyon euroluk bir transfer bütçesi hiç fena değil. Stopere kaç takviye belki de bedavaya Serdar Taşçı alırız ya da Wolfschild diye bir stoper vardı Alman onu getiririz. Biraz takımı ayağa kaldırabiliriz diğer noktalarda. Da 8 milyon euro hiç fena değil başlangıç için sponsorlar ve diğerlerine bakalım. E, toplam toplam 29,5 milyon Euro'luk stadyumda para gelecekmiş. 6,5 milyon Euro ana forma, e, genel olarak da 3.2 milyon Euro. Yani bir 40 milyon euro neredeyse bir gelir olacakmış 5 yıl içerisinde. Aylık var mı? Yok. Aylık ne kadar yazacağı yazmıyor. Borçlar ve kredi ödemeleri. 2023 yılına kadar toplam 188 milyon Euro bir borç var. E, yani burada gelecek paralar da var. 40 milyon euro. İşte burada da bir 188 milyon euro 5 yıl içerisinde verilecek bir para var. Tabi e, biraz bütçede sıkıntı olacak. Yani şu çok net. Gerçi burada 161 milyon 942 milyon euro net borç var diyor. Ha burada bürüt pardon. Çok da değil. Ha 160 ha 180 arada 20 milyon euro var ama oh, olsun bu seviyelerde çok fark etmiyor demek ki yani öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten finansal fair play sıkıntısı ve bu transfer sıkıntısı yaşamamak için böyle biraz yüksek maaşlı transferlerden kaçmaya çalışmak lazım. Gözlemcilik bütçesi 560 bin euroymuş. Ben hadi zaten en iyi seviyedeki takımlarda 1 milyon euro ayırıyordur maksimum. Kulüp ekranına baktık. Transferlerimize bakacağız. Kadroyu ilgili araştırdığımız zaman hatta şuradan transferlerine bakın sırayı bozmayan Tony Envakayame geldi. Envakayame bilmiyorum nasıl okunuyor. Güçlü bir oyuncu, diri bir oyuncu. Gerçekten sağlam bir oyuncu diyebiliriz. Özel yeteneği çok üst seviye. Dripling ilk kontrol. soğukkanlılık Ön sezi de fena değil. Yani gol vuruşları da rakip cezalarında da tehlikeli olacak, olabilecek bir oyuncu. Vahid Amiri Kanat oyuncusu standart kanat oyuncusu diyebiliriz. Biraz daha hızlı olsa işimize yarayabilirdi ama yani çok ahım şahım çok tercih edilecek bir oyuncu değil bence ama fiyat performans olarak 800 bin euro yapılacak bir şey yok. Yönetim getirmişiz. Zeki Yavru'yu getirdiler. Sağ bek ön libero ama Zeki Yavru çok tercih edilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Rotasyonda sağ bekte 3. oyuncu olur. Zargo Ture stoper top kapması çok kötü. Fiziksel olarak çok iyi olabilir. Zıplaması biraz düşük ama e, pozisyon alma, ön sezi, kararlılık. Yani fena değil evet ama top kapma markaja geldiği zaman sınıfta kalıyor bence Zargoture. Geliştirme gibi bir şansı da yok. Evet çok düşük maaş alıyor ama sıkıntı çıkartabilir. Ekuban kiralık Leeds'ten geldi. Fizik kalitesi olan bir oyuncu. Teknik beceri yok, bitiricilik yok. Sadece e, rakip yara alanda, pres yapmak için rakip yara alanda, topu ön alanda rakibin rahat kullanmamasını sağlamak için kullanabileceğim bir oyuncu ekuban. Bunlar da kiralıktan dönen oyuncular. Bunları geçtik. Gözlemcilikte bilgi seviyemize bakalım. yüzde ee, çok düşük lan. 10 seyrekmiş. Gözlemcilikleri geliştireceğiz. Ben buna inanıyorum. Drogada United için bizim kardeş takım olduğu için kardeş takım olduğu için e, İrlanda'yı da izliyormuşuz. Renkler de aynıymış. Yani İrlanda'yı izliyor. İrlanda hakkında bilgisayarımız var. Yani bu bize ne, ne diyor? Farklı ülkelerde bir kardeş takım bulursak, oradaki gözlemcili, gözlemcilik seviyemizi de yükseltebiliriz. Çok düşük. Bunu e, bir an önce yükseltmemiz lazım. Gözlemcilik buraları geçelim. Fixtürümüze bakalım. Avrupa'da yok. E, Trabzonspor o yönden tamamen ligi asılabilir. Rahat bir fixtürle başlayacak. Rahat fixtür arası olacak. Sezonu da erken açmayacak. Tam kadro e, sezona giriş yapabilecek bir kadrosu var. Kamil Ahmet Çörekçi 3-5 ay yok. E, Zeki Yavru 3. yedek dedik ama Kamil ilk devreyi kapattığı için Pereira ama gene Sabek alırsınız diye düşünüyorum ben ya. Zeki Yılmaz, Zeki Çelik falan kiralamaya çalışmıyor. Burak Yılmaz ne kadar yok? 5 hafta 2 ay mı yok? Burak Yılmaz yalnız size bir şey söyleyeyim. Ben geçen sene Trabzon kariyerine başladığımda Burak Yılmaz'ı ilk sezon kullandım. Sakatlandı, sezonu kapattı. Ertesi sezon çöp. Fiziksel olarak çok düşmüştür. Şu an e, çok iyi diri durumda aslında ama bu sakatlık umarım ona sıkıntı çıkarmaz. Vücut zindeliğinin yüksek olması e, gerilemesini fiziksel olarak gerilemesini biraz daha e, yavaşlatabilir. Yani vücut zindeliği ne kadar yüksek olursa oyuncu fiziksel olarak e, yaşlı, yaşlılığa bağlı fiziksel olarak çöküşü de biraz daha düşük oluyor. Vücut zindeliği onunla da bağlı. Hem sakatlıktan dönüşü hem de antrenman yapmadığı dönemdeki süreçteki geçen süreçteki, süre zarfındaki, zamandaki cümleyi kuramadım. Antrenman yapmadığı dönemde ne kadar formda kaldığını da belli eden bir değer. Evet, çok güzel toparladık. Vücut deli o yüzden önemli. Burak Yılmaz'ın hiç fena değil. İki tane ciddi sakatlığımız varmış. Hemen bir tesislerimize bakalım. O kulübün tesislerine bakacaktık. Bunu unuttuk. E, hatta şurada oyun içi editörümüz de var artık. Detaylarını değiştirden Bakalım hemen size söyleyelim. Tesisler 20 üzerinden 14 antrenman. 14'te Altyapı antrenörlüğü ama altyapı tesislerimiz düşük. 10. Bir an önce yükseltmemiz lazım. Hatta hazır buradayken yönetimle bir görüşelim. Tesisler diyelim. Altyapı tesislerini geliştirin hocam dediğimiz zaman elindekili idare diyorlar Peki dedik. Neyse devam edelim. Biz antrenmanı geçtik. Kulüp çalışanlarına bakalım. Kesinlikle kesinlikle antrenör ekibine bir el atmak gerekiyor. Görüyorsunuz bazı konularda ortalamanın altındayız. Tabii ki de elimizdeki bütçeye göre o hocalar bulamayabiliriz. Ne yapıyoruz? Hemen geldik, ilan verdik antrenörlük. Kondisyon antrenörlüğüne ilan verdiniz. Muhakkak elinizdekilerden daha iyisi gelecektir diye düşünüyorum. Çok kötü kondisyon antrenörü şu an sanırım. Kimşir var bu arada asistan menajer. Kimşir asistan menajer. Asistan menajer Hüseyin Kimşir. Etki Çimşir. Eski futbolcusu zaten diyecektim. Görüyorsunuz Trabzon. menajer olarak gelmiş tabi biraz e, sıkıntılı antrenör ekibi var sanırım. Tam bakalım antrenörleri. Kondisyon antrenörü yok galiba antrenör evlendirmeleri. Evet. <laughs> kondisyon antrenörü çok kötü Gökhan Kan Demir iki yıldız i̇ki yıldız tek rolde çalışsa evet kesinlikle ve kesinlikle kondisyon antrenörü lazım bize kulüp çalışanlarında başka Gözlemcilik seviyemiz evet kötüydü ama aciliyetimiz antrenör rakibi. Ben normalde antrenör rakibiyle hiç uğraşmam gittiğim takımlarda ama gerçekten Trabzon'un ihtiyacı var. Fizyoterapist, spor bilimcisini ellemeyebilirsiniz. Gözlemcilik anı ilk sezondan ama bir istatistik analizi sorumlusu şu spor teknolojileri bölümü sorumlusu ve kesinlikle spor bilimcisi alın. Çünkü bu seride spor bilimcisinin tekrar eden sakatlıkları azaltma, önleme konusunda etki ettiğine dair ben yazılar okudum. E, Futbol Manager'ın kendi hesabından diyebilirim. Yani onun paylaştığı bir hesaptan diyeyim. Sonuçta gerçek olmasa doğru bilgiler olmasa bunlar paylaşılmazdı. Spor bilimcisi gerçekten ve spor teknoloji bilgileri sorumlusu artık e, işin başına geçmiş diyelim. Takım raporuna bakalım. Az takımda bulunan oyuncular dışında kadro derinliği yaratabilecek kalit kalitede oyuncu sayısı çok az. Yani kadro derinliğinin kalitesini arttırmamız lazım. Oyuncu almamız değil. Kadro kalitesini arttıracak oyuncular almamız lazım. Bunda nasıl oluyor? Minimum 3 yıldız 3.5 yıl. Bize göre minimum 3.5 yıldız oyuncular almamız lazım. bak minimum. Gelecek potansiyeli değil. Mevcut yeteneği minimum 3.5 yıldız oyuncular almamız lazım ki kadro ortalamamızı üstüne çıkartalım. Her takımda kadro ortalamasını 3 yıldız belirler. 3 yıldızdan üstü daha kaliteli oyuncudur kadromuza göre. Tabi o zamanla değişecektir. İleride 10 sene sonraki o 3 yıldızdaki oyuncular başka takımda belki 4 yıldız 5 yıldız olabilir. Savunma derinliği sıkıntı var. İlacınız hemen yazıyorum. Reçeteye Serdar Taşçı abi. Bakalım gelecek mi Serdar Taşçı? Burada ne kadar düşük yaparsanız tereddütlü diyor ama evet kabul etti. Yani şurayı ne kadar düşük yaparsanız isteyeceği maaş seviyesi o kadar düşük. Bu arada Serdar Taşçı ilk adımı açtık artık gerisi sizin de teklif sözleşmeye kalmış. Maaş bütçesi çok az var diyor. Geniş bir ayarlama yapamıyormuşuz ama transfer bütçesi var. Bir süre sonra onu ayarlayabileceğiz. Vizyon kötüymüş. Çok yönlülük olarak. Ee, kadro genel olarak çok yönlülük konusunda. Peki ya vizyon ayrı bir şey. Çok yönlülük ayrı bir şey. Yani çok yönlülükte oyuncuların farklı yerlerde oynayabilir. Vizyon da oyuncuların saha içindeki oyunu görme hakimiyeti diyebiliriz. Ee, ama herhalde o vizyon dediği oyuncuların özelliğindeki vizyon. iletişim kalecilerin iletişimi düşük. Yani kalecilerle alakalı bir sıkıntı var diyor. Takım olarak zıplamamız düşük. Hız konusunda da çok iyi sayılmazmışız. Kadro derinliğine bir bakalım şöyle. En az nerede? Bence şurada sağ bekte sıkıntı oluyor. Yani Pereira gibi kaliteli bir sağ beki Zeki Yavru gibi bir oyuncuyla idare edebiliriz. Ama tabii Kamil Ahmet Çörekçi olsaydı biraz daha yani fiziksel olarak iyi olması daha iyi kanat yani bek oyuncusunu yani zeki baktığınız zaman Kamil Ahmet'ten daha iyi ama tabi tercih size kalmış. Şu an isteseniz de Kamil Ahmet'i kullanamayacaksınız. Oyun içi editörünüz yoksa. Pereira birinci zeki yavru ikinci. Sabek yedek olabilir. Zeki yavruyu istemiyorsanız ama zeki yavru da yine kullanılabilecek gibi diyebiliriz. Pozisyon alması falan. Yani orta yapma falan da fena değil. Yani zeki de kullanılabilir. Filip Novak ilk tercih. Ee, etkili de olabiliyor. Luis Ibanez e, gönderin ya. Çok teknik bir adam ama yani hız falan düşük. Yani çok aşırı teknik yani şeye göre. Teknik özellikleri çok iyi ama fiziksel özellikleri biraz düşük. Size kalmış Mustafa Akbaş. Yok yani stoperde de kesinlikle hiç düşünmeden stoperde alın Trabzonspor'a. Orta sahada tamam. Sosa var, Kuçka var, Onazi, Abdülkadir, Yusuf. Abdulkadir bu arada tekrar orta sahaya çekilmiş. Sağda da oynayabiliyor. Orta sahaya oyuncu anlamasanız, almazsanız anlayabilirim. Gerçekten de ee, yani şu 5 oyuncuyla Onazi, Kuçka, savunma yönleri güçlü oyuncular. Sosa, Abdulkadir Yusuf teknik becerileri, teknik kapasiteleri yüksek oyuncular. Sağ bek, sol bek, de, yani sağ kanat, sol kanatta da bence kanat oyuncularında da sıkıntı var. de Rodayega ve Burak Yılmaz. Ee, gerçi Burak Yılmaz'ın uzun süreli bir sakatlığı var ama Rodayega ile işi götürebilirsiniz. Ee, yani Ekuban da onun yedekleyebilir bir süre en azından Burak Yılmaz iyileşene kadar diyebilirim. Toni de Forvet'te oynayabiliyor bu arada. İstatistikleri geçtik ee, kıyaslaya gelelim. Şimdi tek tek bakmayacağım buna ama genel olarak Forvet'lerin ligdeki ortalamasına bakalım. Sakat ve cezalı olarak en iyi durumda biziz. Ortalama oyuncu değeri ee, bunlar çok genel şeylermiş. Şöyle bakalım. Evet, hücum özelliklerine bakalım. Bitiricilikte ligde en iyi biziz. Ortalamamız uzaktan şutta iyi sayılırız, ortalama üstündeyiz. Kafa vuruşunda ortalamanın altındayız. Hız hızlanma konusunda fena değiliz. Topsuz alanda oldukça iyiymişiz. Bir tek kafa vuruşunda ortalamanın altında kalmış forvet oyuncularımız. Yani forvet hücum güçleri olarak diyeyim. Orta sahanın e, teknik özelliklerine bakalım. Serbest vuruşta en iyi biziz. Taç atışı burada ortalamanın altında kaldığımız top kapma düşmüş. Zihinsel olarak bakalım. Vizyon evet gerçekten bu vizyonmuş. Ortalamanın altında. Aslında yani yazıcı falan kötü vizyon ve karar alma Karar alma düşükmüş. Fiziksel olarak sıçrama ve hızlanma hücum anlamında topsuz alanımız çok mi Sıçramamız düşük. yani genel olarak orta sahada vizyon sıkıntısı görebiliyoruz. Yani burada en çok hani zıplamayı vesaire eyvallah tamam ama yani orada bir sıkıntı olabilir. stoperlere bakalım mı? Savunma yönü defans oyuncuları yani savunma görüyorsun. Yani şu an Trabzonspor savunmasının alarm vermesinin, resmi pozisyon alma ve sıçramada ligin en kötü kesinlikle düzeltmemiz lazım. Top kapmada rezil vaziyette diyebilirim savunma yönü. Tamam bunlara bak doğru baktık herhalde. Evet. Bunları kaldır abi. Sadece defansa bak defans oyuncularına bakalım. Oha serbest vuruş tabii. E, bu ortalamayı kim yükseltti? Ben size söyleyeyim. Luis Vanez'le sol bek diğer sol Novak. Ama gerçekten şurada direkt baktığımız zaman savunma oyuncularının savunma yönleri çok zayıf. Forvetlere burada tek tek bakabiliyorsunuz siz forvetlerinizin. Orta sahanların savunma yönü Hız biraz düşük. Sıçrama biraz şey ama top kapma ortalaması falan fena değil. Defans abi. Direkt defansa takviye yapıyorsunuz. Taktik. istediğiniz taktiği yapabilirsiniz zaten biliyorsunuz. Taktik olarak ben çok kötüyüm bu aralar. Kafamı toplayamıyorum. Takım hiyerarşisine bakalım. Burak Onur Pereira takımın liderleri. Yani halı ekibi bunlar. Bunlarla kötü olursa şöyle üstünüze tıkladığınız zaman sizi destekleyip desteklemeyenleri görebiliyorsunuz. Şu an sahibi değilmiş oyuncuların çoğu sizin hakkınızda. Ama takım liderleri mutsuz olursa takım kötü gidişini durduramayabilirsiniz. Arkadaş gruplarına bakalım. Takım liderleri merkez arkadaş grubundaymış. Bu aslında iyi bir şey olabilir. Hani bu takım liderlerinin gönlünü kazanırsanız şu merkez arkadaş grubu yani büyük çoğunluğun desteğini alabilirsiniz. E, Nijeryalı oyuncular buradaymış. Diğer arkadaş grubu İranlı oyuncular. Lan bir yerden de adam almak iyi değil anasını. Baksana. Adamlar resmen ekip kurmuşlar. Şimdi e, şuradan hemen üstün ekle gizleyelim. Nasıl olsa potansiyel yeteneği açalım. Mevcut yeteneği de açalım. Nasıl olsa artık oyun içi editörümüz geldi. Oyun içi editöre sahibiz. E, burada ne vardı bir de? Niye göremiyorum? Bizde <laughs> potansiyel yetenek mevcut yetenek. Evet. Mevcut yetenek ve potansiyel yeteneği getirdik. Şu. Şimdi e, 21 yaş altına hemen hızlıca bakalım. Aha, buraya da ekleyeceğiz. Sütun ekle diyelim. Potansiyel yetenek. Hemen. Bakalım potansiyel yeteneği 132 olan kim var? Yağızcan Erdem. Nereye kiralıkmış bu? 1461 Trabzon'da kiralıkmış. Burak varmış. Burak Temir. E, bu da 1461 Trabzon'da kiralık. Bu iki oyuncu benim kendi şahsi görüşüm bu yine söylüyorum. 125 potansiyel ve üst olan oyuncular Süper Lig'de tutunabilecek oyuncular diyebiliriz. Arda Akbulut varmış. Arda'dan iş olmaz. E, yani bunlar iyi etkili oyuncular demiyorum. Süper Lig seviyesine ulaşabilecek oyuncular. Ama tabi yıldız olarak baktığınız zaman da çok da yeterli görmüyorum. Yağızcan varmış. Burada bakalım kim var? Potansiyel yetenek 19 yaş altında kimse yok. Yani 21 yaş altında da alıp eğitilecek, vakit ayrılacak Yağızcan ama o da 21 yaşında gelişimin geri yani bu çocuk 18 yaşında olsaydı çok daha farklı şeyler söylerdim. 21 yaşında olduğu için çok da uğraşmaya gerek yok. Yani elimizde hiçbir zaten mevcut yetenek 75 bir sene 1461 Trabzon'da oynayacak gelecek 22 yaşında hiçbir şey olmaz bu adamla hiç boşuna uğraşmayın. Burak Demir potansiyeline uğraşır, yaz, ulaşır oynasanız Yazıcan ulaşmaz. Batuhan Artas'tan Batuhan'ı da satsanız hemen gider. 120 potansiyel yeteneği varmış. 24 yaşında çok zor potansiyeline ulaşması. Burada başka bakılacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben. Ve hemen kadroya geldik. Çok geniş olmayan bir kadrosu var Trabzonspor'un. Kalede kim varmış? Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban. Sana hemen filtrelerden kapatalım. Back, sol Solbek görelim. Evet. Kalecilere baktığımız zaman zaten Onur Kıvran %90 ihtimalle ilk kaleci tercihiniz olabilir ama Onur Kıvran eksik noktaları bazen maçlarda gerçekten sizi çıldırtıyor. Trabzon kariyeri yaptığım için tecrübem var. Elle kontrol çok kötü. E, yumruklama eğilimi de yok. Yani gelen topu yumruklayarak da uzaklaştırmaya çalışmıyor ama elle tutma becerisi de yok. O yüzden sıkıntı yaşayabiliyor iletişim ee, oldukça iyi. Degajı kötü. Elle e, oyun başlatma da iyi değil. Yani Onur Kıvra genel olarak baktığınız zaman dağıtım kötü. Ee, burada şut karşılaması iyi diyor ama yani refleksleri çevikliği falan iyi ama elle kontrol vesaire iyi değil. Birebirlerde iyi. Kedi gibi diyebiliriz. Bacaklarını kullanabilen bir adam. takatlık riski de olan bir adam ama e, dediğim gibi Onur Kıvrak da sizi saç baş yoldurtabilir ama şu an itibariyle ilk kaleci görünümünde. Uğurcan Çakır'da rotasyon. Esteban'ı da zaman zaman yer değiştirebilirsiniz. Bazı özellikleri Onur'dan iyi ama genel olarak da Onur kadar iyi değil. Egzantriklik çok yüksek. Bence oynatmayın gönderin. iki kaleci gönderip bir tane yedek kaleci bulundurmaya çalışın. Şimdi stoperlere bakalım. Macit Hüseyin'i geçen sene çok bahsetmiştim. Ben biraz geliştirilme yapılması lazım. Geliştirmişler ama potansiyelini bence yeterince geliştirememişler. Şu an itibariyle Trabzonspor'da Oynatabilir misiniz? Bence şu an için Macit Hüseyin'i Trabzonspor için rotasyon kalitesinde bir stoper. Ben kendi şahsi fikrimde söylüyorum. Az stoperi olamaz. Şu an hatta kadroda bulunan hiçbir stoper az stoper seviyesinde değil. Zargo Ture var dediğim gibi çok fizikli iyi bir oyuncu. İşte zıplaması biraz düşük, idare edilir. Pozisyon alma falan fena değil diyeceğim ama yani top kapma falan çok kötü. Yani Macit Hüseyin'e baktığınız zaman bunun pozisyon alma 12, işte top kapma 12 top kapmaya bile gelmiyor yani diyeyim. Yani benim görüşüme göre. Zargo Ture de aynı şekilde. Mustafa Akbaş. Mustafa Akbaş da aynı şekilde. Trabzonspor kesinlikle iki tane stoper alacaksınız. Yoksa çok sıkıntı yaşarsınız. Sol oyun, soldaki oyunculara bakın. Luis Ibanez ilk tercih olabilir. Şey pardon ikinci tercih olabilir ama ilk tercihiniz Luis Ibanez ile alakalı bir an önce satıp elinizi rahatlatmanız. Filip Novak çok çok daha dengeli bir oyuncu Luis Ibanez'e göre bir e, şahsi görüşüm Luis Ibanez'den biraz daha iyi Filip Novak 27 yaşında daha genç e, mümkün olduğunca kullanmaya çalışın çok etkili bir e, sol ayağı var gerçekten yani serbest vuruşu görüyorsunuz uzaktan şutlar da fena değil e, yani zaman zaman güzel ortalarıyla da gol attırabilir diye düşünüyorum çünkü Filip Novak kanat bir hücum oynattığım zaman ben faydalanmıştım ortalaması da iyiydi. Mustafa Akbaş da stoper ama sol bekte kullanabiliyorsunuz. Sağda kim varmış? Pereira. Çok iyi bir oyuncu. 34 yaşında fiziksel olarak eksiklikleri var ama zihinsel olarak gerçekten çok iyi seviyede bir sağ bek. E, sözleşmesi 2 sene daha var. 2 sene gider mi bilmiyorum ama bu sene kullanın. Daha iyisini bulursanız tabii ki de değiştirebilirsiniz. Satıp para kazanabilirsiniz. Ama Pereira takımın ilk Birinci sağ beki Zeki Yavru, Kamil Ahmet şöyle zaten kafa kafaya görüyorsunuz. Yani size 120. Ee, yani Zeki Yavru da olabilir. Tabi Kamil Ahmet sakat olduğu için şu an düşünülmez ama ilk tercihiniz mecburen Zeki Yavru olacak. Atıp yani bir şekilde elinizi rahatlatıp farklı oyuncularda da alabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Sonuçta e, benim süperlik seviyesinde çok rahatlıkla oynayabileceksiniz bedava servisiz oyuncular listem var. Oradan bulabilirsiniz. E, bence işinize yarayabilir. Hatta sol bek için direkt size şöyle bir e, öneride bulunabilirim. Oyuncunun adını hatırlayabilirsem. Evet, Everton'da Brandon Galloway var. Pozisyon alması çok iyi değil. Kabulüm e, ama yani Luis Benizi sattınız diyelim zaten sol bekte sadece Filip Novak kaldı elinizde. Brandon Galloway'ı kiralayıp hem sol bekte kullanabilirsiniz hem de stoperde sol ayaklı stoper olarak kullanabilirsiniz. Pozisyon alması kötü. E, tamamen sizin tercihiniz ama Brandon Galway'den ben verim alıyorum. Onu söyleyeyim size. Çok enteresan bir oyuncu özelliklerine bakmayın. Zaten kiralıkta verim alamazsanız gönderebilirsiniz. Defansif orta sağlar, orta sağlar ve ofansif orta sağlar diyelim. Hemen merkezi seçelim. Orta sahanın göbeğinde kimler var? Onge, Ogenyi, Onazi var. E, beğenmeyen yoktur herhalde. Takımın bence gizli yıldızlarından birisi. Oldukça iyi bir oyuncu. Değişik özellikleri var. Boş alanlara koşu yapar. Yani savaşçı orta saha savunma boş alanlara koşu yapar. Aslında savaşçı orta saha destek yaparsanız kontraya çıktığı zaman belki boş alanlara koşu yapar olayı daha da böyle anlamlanabilir. Güç biraz düşük güçlendirme çalışması yaptırabilirsiniz ama ne kadar güçlenir bilmiyorum. Satıp paraya çevrilebilecek bir oyuncu onu size rahatlıkla söyleyebilirim. 145 potansiyeli varmış. Yani neredeyse potansiyeline ulaşmış zaten. Ulaşmaya devam edebilir. Kuçka takımın zaten biliyorsunuz orta sahada çok etkili bir oyuncu. Ben Roma'ya satmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ya da o tarz bir yere satmıştım tam hatırlamıyorum ama satıp para kazanabileceğiniz oyunculardan birisi kadroda da bulundurabilirsiniz. Fenerbahçe kariyerimdeyken bana orta sahanın oralardan bir gol atmıştı. Uzaktan şut gerçekten. Okey iyi. gerçekten kaleyi uzaktan yoklar, sert şutlar çeken gerçekten gördüm ben buna şahitim. İlk sene kadroda bulundurun bence. Kuçka çok sağlam bir orta saha oyuncusu. Sosa, yani ligimizdeki en teknik ve en böyle oyun vizyonu, oyun görüş açısı olan oyunculardan birisi. Beğeniyorum ben Sosa'yı. Çok iyi bir oyuncu. Orta sahada forvet arkasında kullanabiliyorsunuz. E, ofansif oyun kurucu destek veya defansif oyun kurucu destek bence orta sahada defansif oyun kurucu destek olarak kullanabilirsiniz. Dosayı bir adam. Başka bir adam yani Sosa. Abdülkadir Ömür ilk oyun başladığı zaman orta sahada başlamıştı. Sonra e, Ersun Yan aldı yanlış hatırlamıyorsam kanatta oynattı iki maç. Ondan sonraki sene iç forvet olmuştu. Yine kanat forvet olarak kullanabiliyorsunuz ama tabi çok net değil. Çalıştırıp alıştırırsanız kanat forvet ya da orta sahanın göbeğinde mezzalı olarak olması benim çok hoşuma gitti. Ben mezzalı hücum rolünü e, adapte etmeye çalışıyorum takımlar bence mezzalı hücum rolünde faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Abdul ömürden orta sahada. Yusuf Yazıcı Yalnız çok kaliteli orta sahası var. Yani Yusuf Yazıcı da bak vizyon pas olarak çok yani ama orta saha nasıl olacak? Ee, şimdi Sosa ile Yusuf Yazıcı'yı bence değiştirerek oynatılması lazım. E, ee, Abdülkadir kesinlikle yetiştirilip, yetiştirilip paraya çevrilmesi gereken bir değer. Ee, o yüzden Uçka Abdülkadir Sosa üçlü orta sahası olabilir. Ee, ya da Abdülkadir Onazi Sosa olabilir. Onazi Kuçka Abdülkadir olabilir. Tamamen size kalmış ama Sosa Abdülkadir, Sosa ile Yusuf aynı anda olursa Abdülkadir'den vazgeçebiliriz. Sosa Abdülkadir Yusuf yazıcı orta sahası çok teknik ama fiziksel olarak ezilmeye çok müsait olur. Çünkü 37 7. 3 6. Sosa'nın belki biraz var. 11. Olcay Şahan bunlara sonra bakacağız. MVK'ya da bakacağız. Zeki Yavru da ön libero da bir seçenek. orta saha derinliği var mı? ben yani varlığı yok arası bir şey diyebilirim. Stoperi gördükten sonra orta saha cennette. Stoper çok kötü onları düzeltmemiz lazım. Hala aklım stoperlerde kaldı. Ee, şimdi de sol kanada bakalım kimleri oynatabiliyoruz. Vahid Amiri yeni transfer biliyor. Solda kanat oyuncusu olarak oynuyor. Şut çekmek yerine pas, e, pas verecek arkadaşlar. Pas vermeyi dener. Değiştirmişler bunu. İki kanattan da ceza sahasına kat eder. Biraz sıkıntı. Sol kanattan çizgiye değil içeri girmeye çalışır. O biraz problem. Uzun ve yere paralel taçlar atar diyor. Yani çok bir şey ifade etmiyor açıkçası ama dediğim gibi. Yani her kanat oyuncusunda bulabileceğiniz özellikleri var. Onu özel kılan bir ekstrası belki zıplaması 11 ama o da çok ekstra değil yani. Ekstrası olmayan bir adam. Olcay Şahan solda çok çalışkan bir kere solda kanat oyun kurucu. Aa, kanat oyun kurucu olmuş adam kanat forvet at Atave çok çalışkan, vazgeçmeyen, mücadele eden, sürekli olarak oyun içinde kalan Rom đờiter rolü de gelmiş. Tam bir takım oyuncusu. Gerçekten maçtan kopmuyor. Değişik enteresan şekilde verim almıştım. İlk sezon 10 golün üstüne çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bence Olcay'da kadroda tercih yani Vahid Amiri mi, Olcay mı? Tabii ki de Tony Mkayame'yi oynatacaksınız. Eee kanat forvet Mkayame çok daha etkili olabilir Olcay'dan. Yani şöyle çalışkanlık karar alma zihinsel olarak olacağı kadar iyi değil ama e, fiziksel ve teknik becerisi olacağıdan daha iyi özellikle özel yeteneği. Ama gerçekten direkt transfer yapmadan ben e, şeyde kariyer yapacağım diyorsanız Trabzonspor'dan Allah yardımcınız olsun. Çünkü sağ kanatta ve sol kanatta oynatacağınız oyuncular hep aynı. Burada da ofansif oyun kurucuyum. E ee, Yusuf'u sağda ofansif oyun kurucu ya da kanat forvet olarak kullanabilirsiniz. Bakın, e bir, ter bir seçenek daha çıktı. Orta sağa Sosa, Onazi, Kuçka, Yusuf sağda, solda Emre Kaya ama ya da işte Kuçka, Sosa, Abdülkadir Ömür, sağda Yusuf Yazıcı. Ya bütün yeteneklerinizi orta sahadaki becerinizi sahaya yansıtabilirsiniz. Ama biraz dediğim gibi fizik gücü, fizik kalitesi düşük takım ortaya çıkıyor. Forvetlere bakalım. Kimler varmış forvette oynatabileceğimiz. Emre Kayame var. Direkt forvette. Yaratıcı forvet rolünde mi? Neye oynuyormuş? Yaratıcı forvet hücum. Anabiliriz. Burak Yılmaz ama sakatlığı var. 2 ay yok Burak Yılmaz. Hava toplarına hakim. Uzaktan şutu var. Serbest vuruş kullanabiliyor. Penaltı atması var. Ceza alanında çok bitirici golcü. E Burak Yılmaz o yüzden gerçekten oldukça iyi bir santrafor. Bir an önce iyileşmesi gerekecek. Hugo Yega Yaratıcı forvet forvet hattında kullanabiliyoruz. Antrenman tarzları bu. Aslında oyun tercihleri de antrenman tarzları olmuş. Kısa basit paslar yapar, sert şutlar çeker, top almak için defansa kadar gelir. iki kanattan da ceza sahasına kat edermiş. Burada solda kanat forvet olarak kullanabiliriz anlamına geliyor bu. E, Rodayaga zaten iyi bir adam. Rodayaga da ceza alanında fena değil. İş görebilecek bir oyuncu. Yani elit seviye bir forvet değil. 32 yaşında ama Kolombiyalı. Kolombiyalılar golcü olur biliyorsunuz. Ekuban gönderebiliyor muyuz? Gönderemiyoruz ne yazık ki. Bir sene kadromuzda bulunacak. Dediğim gibi yani bazı maçlarda rakip e, yani elimizde forvetimiz yok veya ne bileyim 70. dakika, 65. dakika forvetimiz yoruldu. Ön alanda baskı yapacak adam lazım. Ekuban'ı atıp çalışkan forveti olarak rakip savunmanın top kurmasını engellemek, ne bileyim daha işte destek yaparsınız stoperlere baskı yapar. Savunma yaparsanız çalışkan forvet ön liberolara baskı yapar. Oyun kurmalarını engeller. Tamamen maç içindeki stratejinizde kalmış diyebilirim. Bilim döndüğünce Trabzonspor'la alakalı e, yorumlar yapmaya çalıştım. Tabi Trabzonspor'da kariyer yaptığım için biraz daha eksiklerini e, bildiğim için biraz daha kendimden bir şeyler katmaya çalıştım. E, potansiyel yetenekler bu arada Kutka 150 geç geç geç. Abdülkadir 142. Fena değil 142 potansiyel yetenek. Ee, Yusuf Yazıcı 138 eh işte ama Yusuf Yazıcı'nın profili iyi. Yani Yusuf Yazıcı'nın 138 olmasının sebebi fiziksel olarak bence gelişmeyecek olması. Fiziksel olarak gelişmeyeceğinden dolayı 138'de kalıyor şu an 125. Yani orası 150-160 falan olsaydı fiziksel olarak da çok iyi olacaktı. Çünkü teknik olarak hiçbir özelliği bir puan bile gelişmese bizim işimizi görür insan olarak da oldukça yani her şu insan olarak özel yetenekten yani soğukkanlılık, takım oyunu, topsuz alan vizyon, iyi çalışkanlık, karar alma fena değil, kararlılık, konsantrasyonu da yükselse güzel olurdu ama e, Yusuf Yazıcı'nın kaybettiği tek nokta. Fiziksel özellikleri Abdul Kadir'in de kaybettiği tek nokta bence fiziksel özellikleri. E, ama Abdul Kadir'i ben Trabzon kariyerinde uçurmuştum. Yine bir Trabzonspor kariyeri yaparsam gene Abdülkadir üstüne yoğunlaşacağım. Hele ki mezdal oynuyorsa biraz daha deneyeceğiz Abdülkadir'i. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, görmek istediğiniz diğer takımları da yorumlara eklerseniz memnun olurum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.